Merhaba arkadaşlar, ben Serkan Hoca. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kökü sayılar işleyeceğiz. Kökü sayılar konusu da tıpkı üstü sayılar olduğu gibi çok alt konu başlıkları olan bir konu. O yüzden biz önce alt konu başlığımızı işleyeceğiz. Hemen arkasından alıştırmalar yaparak o konuyu sindireceğiz. Ondan sonra yeni konu, yeni alıştırmalar, yeni konu, yeni alıştırmalar şeklinde birinci videoyu tamamlayacağız. Böylece kökü sayılarla ilgili bütün konu başlıklarını bitirmiş olacağız. Nelerdir bunlar? Kökü sayılar. Kökü sayıların reel sayı olabilmesi için hangi şartları sağlaması lazım? Kök dışına ne çıkarlar? Kök sayılarda toplama, çıkartma, çarpma, bölme, kök derecenin genişletilmesi, sadeleştirilmesi, kökün içine alma ya da bir sayı kökün dışına çıkarma gibi ifadeler olacak. Daha sonra kök sayılarda işte eşitlik vardır, payda irasyonel yapma, sıralama vardır, kök sayılarda gene denklemler vardır. Bütün konu başlıklarını birinci videoda halledeceğiz. İkinci videoda arkadaşlar bol soru çözeceğiz ve üçüncü videoda olacak. Orada da bol soru çözeceğiz. Hemen hemen karşınıza gelecek bütün klasik soruları da burada size göstermeye çalışacağım. Hazırsanız dersime başlıyorum. Köklü sayılar. A element reel sayı ve n element pozitif tam sayı olmak üzere x üzeri n eşittir a eşitliğini sağlayan x sayısı a'nın en yüzeyden köküdür diyoruz. Şimdi bu niye ihtiyaç duymuş? Şundan. Ben size desem ki arkadaşlar x artı 2 eşittir 6 desem x'i ne yaparsınız? Bulmak için x'i yalnız bırakırsınız. Artı 2'yi karşı tarafa atarsınız. Dersiniz ki hocam x eşittir 4. Ya da 2x eşittir 6 desem siz x'i bulmak için ne yaparsınız? Her tarafı 2'ye bölersiniz. X'i kaç bulursunuz? 3. Güzel. Peki x'in üzeri 3 eşittir 7 dersen ne yaparsınız? Gene x'i bulmak için x'i yalnız bırakmanız lazım. Peki x'i nasıl yalnız bırakacağız? İşte bu tıkandığım yerde arkadaşlar karşıma kim geliyor? Köklü bir ifade geliyor. Köklü ifade aslında x'i yalnız bırakmama yarıyor. Bunu ben nasıl yazacağım? 3. dereceden kök 7. 7 idi. 3. kuvvetti. O yüzden 3. dereceden kök 7. Peki bunu nasıl ifade ediyoruz? Hemen onu göstereyim. Eğer x üzeri n eşittir a ise x eşittir n'inci dereceden kök a oluyor. Örneğin x kare eşittir a mı? O zaman x eşittir ikinci dereceden kök a olur. Sadece 2 has bir şey arkadaşlar. Şuradaki 2'yi biz gizleriz. Yani ben bu ifadeyi nasıl yazacağım? Bu şekilde. Şurada herhangi bir sayı olmayacak. Olmaması ne demek? Olmaması orada 2 olduğunu gösteriyor. Bu bir. İkincisi ben bu ifadeyi okurken şöyle diyeceğim arkadaşlar. Kare kök 2. Özel bir adı vardır kare kök diye. Çünkü gördüğünüz üzere x kareden geliyor. X küp eşittir a ise o zaman x eşittir 3. dereceden a. Ya da diğer bir özel adıyla ben buna küp kök. Ne diyeceğim? A diyeceğim okurken. Ama bundan sonrakilerin hepsini derece olarak okuruz biz. Yani burada 4. dereceden a buna eşittir. Ben bu şekilde okurum. Ya da 6. dereceden 7 ya da 8. dereceden 2 üzeri 9 gibi ne yapacağız? Biz bunları bu şekilde okuyacağız. Peki devam edersen bir köklü ifadenin gerçek sayı belirtilmesi için ne olması lazım? Bir köklü ifadenin yani n'inci dereceden x'in reel sayı belirtilmesi için şu kuvvet çok önemli. Şu derece. Bu dereceye bakarım. Tek mi çift mi? Eğer derece tekse o zaman hiçbir sıkıntı yok. Her türlü reel sayıdır. Ama derecem çift ise o zaman içindeki ifadenin sıfıra büyük veya sıfıra eşit olması gerekiyor. Neden? Örnek veriyorum. Mesela x'in ne olsun arkadaşlar? Derecesi 4 olsun. Tamam mı? İçerideki sayı kaç olsun? Eksi 8. Yani 4. dereceden kök eksi 8 olsun. Böyle bir ifade reel sayı olabilir mi? Şimdi ben buna atıyorum x dersem bu şu anlama gelir. X üzeri 4 eksi 8'miş de ben bunu bu şekilde yazmışım. Peki üslü sayılardan aklımıza gelsin. Çift kuvvet eksi olur mu? Olmaz. İşte bundan dolayı ben diyeceğim ki eğer çift kuvvet varsa ve kökün içi eksi ise reel sayı olmaz. Hadi bakalım örneklerimiz o zaman. Üçüncü dereceden kök 7. Derecesi 3. Bakmama gerek yok. Tek sayı için reel sayıdır. Hangisi reel sayıdır diye soruyoruz. Beşinci dereceden kök 15. Derecesi tek. Otomatik mi reel sayı? Dördüncü dereceden kök eksi 3. Şimdi 4 çift kuvvet. O zaman içine bakacağım. Eksi mi eksi? O zaman maalesef bundan bizim için bir reel sayı olmaz. Yine kök 14 diyor. Kök 14 derken kare kök 14. Burada 2 var. 2 olduğundan dolayı çift diyeceğiz. İçerisi pozitif olduğu için de bu da sağlar. 6. dereceden kök 12. 6 çift içerisi artı. Evet. Kare kök 13 içerisi artı. Evet. Kare kök içinde eksi 5. Derecem gizli 2. İçerisi eksi olmaz. 3. dereceden kök eksi 4. İçerisi kuvvet tek mi? Evet, derecesi tek. Tek olduğu için buna ben kesinlikle reel sayı diyeceğim. Çünkü tek kuvvette eksi artıya bakmıyorum. Bu her türlü nedir? Reel sayıdır. Yine aynı şekilde 5. dereceden dediği için ben içine bakmama gerek yok. Bu da benim için bir reel sayıdır. Dedikten sonra devam ediyorum. Hemen örneğime başladım. Bakın, iyice konuyu anlatmak için.
Reel sayı olmasını sağlayan kaç farklı x'leri vardır? Peki kuvvete bakıyorum 4. O zaman içindeki ifadenin olması lazım büyük eşit 0. Kuvvetine baktım x artı 1 derecesi 2. Yani çift. O zaman onun da olması lazım büyük eşit 0 olması lazım. Buradan arkadaşlar x'i karşı tarafa atarsam 6 kimden büyük? X'ten. 1'i karşı tarafa atarsam artı x kimden büyük? Eksi 1'den. O zaman buradan x'i ortaya alırsam x küçük eşit eksi 1 x kimden küçük demiştik? 6. Demek ki x'im eksi 1 ile 6 arasındaki bütün sayılar olur. Yani eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane vardır diye soruyorsa cevabımız 6 tane 0, eksi 1 derken 8 tane olacak. Tamam. Bunu bu şekilde çözeceğiz. Hocam bu sayılar aslında reel sayı mıdır? Evet. Bu sayıların dışında reel sayı değildir. Örnek veriyorum. Mesela kaçı vereyim? 8 olur mu? Ya da 8'i şurada karıştırmayayım. 18 olur mu? Bakalım. 18 dersem 6 eksi 18'den burası kaç yapacak? Eksi 12. Olmaz. O zaman bu reel olmaz. Çünkü derecesi 4. İçerisi eksi 12 geldi. Ya da hocam işte eksi 3 versek olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Eksi 3 verirsem eksi 3 artı 1'den burası kaç olacak? Eksi 2. Bakın geri olmadı. Tamam. Dolayısıyla bu eksi 1 ile 0 6 arasındaki sayıların hepsi bunu reel sayı yapar. Eksi 1 ile 6 kimdir? Eksi 1 bir tanesinin kökün içini 0 yapar. 0 olabilir sıkıntı yok. Diğeri de 6. 6 da diğer kökü ne yapacak? 0 yapacak. Kökün içi 0 olsa da benim için sıkıntı yok. O da bir reel sayıdır. Sonra geldik. Ne yapacağız? Eninci dereceden kök a üzeri n. Üstle kökün derecesi birbirini götürür arkadaşlar. Tamam. Götürdükten sonra ifade ne olacak? A ya da mutlak a olarak çıkacak. Onun için hemen şuna bakıyorum. Eğer tekse a diye çıkacak. Yani artı da çıkabilir, eksi de çıkabilir. İçinde ise o şekilde çıkacak. Peki çiftse, çiftse arkadaşlar kesinlikle artı olması lazım. O yüzden biz bunu mutlak a olarak çıkartalım. Örnek veriyorum. Mesela 3. dereceden 2 üzeri 3. Bir sıkıntı yok. Ne yapacak? Direkt 2 diye çıkacak. Hatta 3. dereceden eksi 2 üzeri 3. Yine bir sıkıntı yok. Ne olacak? Eksi 2 diye çıkacak. Peki şuna bakalım. 4. dereceden eksi 2 üzeri 4. Şuradaki 4'ler de birini götürüp burası eksi 2 diye çıkar mı? Çıkmaz. Niye? Birincisi eksi 2'nin 4. kuvveti zaten artı bir sayıdır. Artı bir sayı olduğu için kökün içine niye eksi çıksın ki? Bir o var. Bir de şu var. Baktığımız zaman kök zaten içerisinde daima pozitif olacaktır reel sayı olabilmesi için. Zaten eksi olsa da tanımsız olur. O yüzden ben bu ifade ne yapayım? Karıştırmamak için daima mutlak değerli çıkartayım. O da ne olacak? 2 olacak. Ne demek istiyorum ben? Hemen hepsini ne yapıyorum? Buradaki kök sayılardaki alıştırmalarla anlatmaya çalışıyorum. Üçüncü derece 3 derecemi götürdü. Çarpı 3. Dördüncü derecede mutlak olarak çıkacak. Ama zaten artı 2 2 eşit olduğu için incelememe gerek yok. Burada 4 derecemi götürdüğünde mutlak olarak çıkacak. Mutlak eksi 3. 3 olarak da çıkacak. 7 derecemi götürdü. Tek sayı olduğu için direkt yazdım. 6 bu kaç olarak çıkacak? Hemen bakayım. 6. dereceden kökün içerisi eksi. Bir kere bu reel sayı değil. O zaman nasıl çıkacağının bakmam bile gerek yok. 5'in karesi burada gizli 2 vardı. Bunlar birbirini götürecek. Mutlak değer 5 diye çıkacak ama artı olduğu için olduğu gibi direkt çıkardım. Kök içe baktığımızda arkadaşlar kök içine eksi 3'e kare ile kare kök birbirini götürecek ama eksi olduğu için ne olacak? Mutlak değer olarak çıkacak. Ve arkadaşlar buradan da 5 tek mi tek? O zaman eksi 2 olarak çıkacak arkadaşlar. 5 değer birbirini götürecek tek olduğu için. Peki aynı soru 4 değer birbirini götürdüğünde dur. 4 ne çift? Çiftse içerisi eksi olur mu? Olamaz. Bir kere buradan soru hatalı. Biz buradan diyeceğiz. Reel sayı değildir ki kök dışına çıkabilsin. İfadesini kullanacağız. Devam ediyorum. Burada hemen bir toplama bir örneğimiz olsun. Şu 5'lerini götürdü mü? Götürdü. O zaman eksi 2 de çıkacak. Mutlak var mı? Yok. Niye? Çünkü kendisi zaten tek kuvvet olarak. 4'lerini götürecek. Mutlak değer 3 olarak çıkacak ama zaten artı olduğu için bakmama gerek yok. 6'larını götürecek. Şuradaki eksiden dolayı araya eksi koydum. 6'lar birini götürecek. O zaman burası mutlak değer eksi 3 olarak çıkacak. Eksi 2 aynen yazdım. Artı 3 aynen yazdım. Mutlak içinde eksi 3. 3 de çıkacak. Önündeki eksiden dolayı burası eksi 3 oldu. Bunlar da birini götürürse cevabımız eksi 2 olarak geldi. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada yeni bir konu başlığımız var. Neymiş? Bazı önemli kökler. Ben ne yapacağım? Bu kökleri çok iyi bileceğim. Birden kaça kadar var? 20'ye kadar. Bir kere bunları çok iyi bilmem lazım. Yani burada birden 20'ye kadar sayıların karesini bilmek hem üslü sayılarda hem köklü sayılarda hem de geometrinin dik üçgen gibi kavramlarında oldukça sıklıkla kullanacağım şeyler. O yüzden mümkün olduğu kadar ne yapıyoruz? Bunları çok iyi biliyoruz. Tamam? Hatta ve hatta 2'nin 3. kuvveti, 2'nin 3'ün 3. kuvveti, 4'ün 3. kuvveti ve 5'in 3. kuvveti. Burada 3. kuvvetler var. Onları çok iyi bileceğiz. Yine 2'nin 4. kuvveti, 3'ün 4. kuvveti, 2'nin 5. ve 2. 6. kuvvetleri var. Bunları da çok iyi bilmenizi istiyorum.
Bunları bilirsiniz, işlemlerimiz hızlanır. Tamam mı? Çünkü zaten hem TYT'de olsun hem de okul sınavlarında olsun biz ne yapıyoruz? Zamanla yarışıyoruz. Tamam? Mesela 169 13'ün karesi olduğu için 13 diye çıkacak. 121 11 diye çıkacak. 225 15'in karesidir 15 diye çıkacak. 324 18'in karesidir o yüzden 18 olarak ne yapacak? Çıkacak gibi. Ya da hangisini işleyelim? Şu mesela 2 üzeri 3'tür bu. 8. Üçüncü dereceden şunları götürsen olacak 2 diye çıkacak. Ya da 2 üzeri 4'tür o yüzden 2 diye çıkacak. 81 3'ün 4. kuvveti 3 olarak ne yapacak? Çıkacak. Bunları ne yapıyoruz? İyice öğreniyoruz. Devam ediyorum. Az önceki yaptığım çalışmalara baktığınızda ki köklü sayılarla arası çok kötü olan bir öğrenci o tabloyu bir kağıda yazıp duvarına assın. Hep o göz önünde olsun. Kök 25, 5'in karesi olduğu için 5 diye çıkacak. Kök 169, 13 diye çıkacak. Kök 16, 4 diye çıkacak arkadaşlar. 4'ün karesidir. Kök 100, 10 diye çıkacak. Kök 49 da 7 diye çıkacak. Devam edersen 5, 9, eksi 13, eksi 4 bıraktı bana. 10'dan 7 çıkarsa kaç oldu? 3. O zaman cevabımız eksi 4 bölü 3. Devam ediyorum. İç içe geçmiş kökler var. Önce şuraya bakalım. Kök kaç burası? 114. Kök 110, 144. Kök 144 kaç yapar? 12. O zaman daha yanıyla uzun uzun yapıyorum. Kök 10 artı kök içinde 39 eksi kök içinde 21 eksi 12 oldu. 21 eksi 12 kaç yapar? 9. O zaman burası kök 9. Kök 9 dışına çıkacak. 3 diye çıkacak. O zaman bütün bu işlem kaç oldu? 3. Bir daha yazıyorum arkadaşlar bunu. Kök içinde 10 artı kök içinde 39 eksi 3 oldu. O zaman devam edersem 39 eksi 3 kaç yaptı? 36. Kök 36 dışına nasıl çıkacak? 6 diye. O zaman burası 6 oldu. Yani sonuç olarak kök içinde 10 artı 6 oldu. Yani kök içinde 16 oldu. Kök 16 4'ün karesi olduğu için ne olacak? 4 diye çıkacak. Tamam. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun cevabı da 4 olmuş oldu. Hadi bakalım özelliklerden devam ediyoruz. Köklü sayılarda çarpma ve bölme işlemi. Köklü de kök dereceleri aynı olan iki köklü ifade çarpılabilir veya bölünebilir. O zaman benim çarpma ya da bölme yapabilmem için ne lazım? Kök dereceleri aynı olacak. Aynı değilse çarpamıyorum veya bölemiyorum. Örnek veriyorum. N'inci dereceden x ile n'inci dereceden y'yi çarparsa. Sanki tek ortak kök alıyormuşum gibi düşünebilirsiniz. N'inci dereceden kök içinde x çarpı y. Ya da n'inci dereceden kök x bölü n'inci dereceden kök 2'ye. Sanki ortak bir tane kök çatısı altında topluyormuşum gibi düşünürsek ne olacak? N'inci dereceden kök x bölü y olacak. Şimdi hemen şurada bir örneğimiz var. 5. dereceden çarpabilir miyim? Evet, x de 5. dereceden. O zaman 5. dereceden 8 çarpı 4. Yani 5. dereceden 8 2'nin 3. kuvveti. 4 2'nin karesi. Bakın üslü sayılar oldu. Üslü sayılarda tabanlar iken üstler toplanırdı. Topluyorum 2 üzeri 5 yaptı. Şu 5'lerde birbirini götürse cevabımız kaç olacak? 2 olarak çıkacak. O zaman cevap 2. 2 üzeri 5 derecemizin kökü 5. O zaman onlar birbirini götürdü. Yine aynı şekilde şuna bakalım bir. 3. dereceden kök 40. 3. dereceden kök 5. O zaman 3. dereceden ortak parantezinde gibi düşünürsek 40 bölü 5. Yani 3. dereceden kök 8. 8 neydi? 8, 2'nin 3. kuvvetiydi. Şu 3'ler de mi götürürse bakın burası da ne oldu? 2 diye çıktı. Sonuç arkadaşlar benim burada topluma çıkar, şeyi çarpma ya da bölme yapmam için derecelerin aynı olması gerekiyor. Hemen bakın. Kök için alma. Dışarıdaki bir sayıyı kök için almak istiyorsak ne yaparız? Ne yaparız arkadaşlar? Şapkasını alırız. Yani n'inci dereceden a'nın başında bir tane sayı olsun. Ne yapacağım ben? B'yi içeri atacağım. Nasıl atacağım? N'ci dereceden A üzeri A çarpı B üzeri N şeklinde ne yapacağım? Alacağım arkadaşlar. Yani B burada içeri girerken şu şapkasını alacak. Bunun sebebi ne? Biz bunu burada özellik olarak veriyoruz da B çarpı N'ci dereceden kök A mıydı bu? Sanki şunulmuş gibi düşünebilirsiniz. B'nin N'ci kuvveti N'ci dereceden. Bakın burada N'ler birbirini götürünce ne oluyor? Zaten B geliyor. Bu şuradaki B ile aşağıdaki B birbirine eşittir. Peki. Burada ne vardı? N'inci dereceden A vardı. Artık ben bunları çarpabilir miyim? Evet. Niye? Çünkü kök dereceleri aynı. O zaman N'inci dereceden A çarpı B üzeri N şeklinde yazabiliriz. Buradan geliyor arkadaşlar. Ben B'yi B değil de N'inci dereceden kök B üzeri N şeklinde yazıyorum. Sonra A ile çarpıyormuşum gibi düşünebiliriz. Her seferinde de böyle uzun uzun yapmaya gerek yok. Onun yerine direkt ne yapıyorum? İçeriye şapkasını alıyor. Yani 2 B üzeri N'i alıyor şeklinde ifade edebilirim. Yani hadi bakalım örneklere. Daha yanacağız. 3 kök 2. O zaman kök içinde 3 içeri girecek. Bunun derecesi kaç? Gizli 2. O zaman 3'ün karesi diye girecek. 3'ün karesi kaç? 9. 9 çarpı 2.
Oradan da kaç gelecek? Kök 18. Ya da geldik şuraya. Üçüncü dereceden kök. Şuradaki 3'ü içeri atmaya çalışıyorum. Peki şapka alacak. Şapkası ne bunun? Bakalım ne var? Üçüncü derece olduğu için 3 içeriye üçüncü kuvvet olarak gelecek. Sonra bir de ne vardı? 5 vardı. O zaman burası üçüncü dereceden. 3 üzeri 3, 27. Bir de 5 ile çarparsak kaç yapacak? 135. Bu şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Çözeceğiz. İki tane daha çözeyim ben. Hangisini çözeyim? Bir tane şunu çözeyim. Ben bunu ne yapacağım? Karekök içinde 4'ü içeri atarsam 4'ün karesi diye gelecek. Çarpı 3. 16 çarpı 3 kök içinde. O da ne yapacak? Kök 48. Çok soru çözünce zaten bunları görür görmez kök 48 diyeceğiz. Ya da birazdan göreceğiz. Tersini alınca kök 48'in 4 kök 3 olduğunu ya da 4 kök 3'ün de kök 48'e eşit olduğunu ne yapacağız? Görmüş olacağız. Bir de şunu çözeyim arkadaşlar. 5. dereceden aldım. 2 içeriye girecek. Nasıl girecek? Şapkasını alarak 2 üzeri 5'i alarak. Peki 2 üzeri 5 kaç? 32 çarpı 3. O zaman 5. dereceden kökümüz kaç gelecek? 32 çarpı 3'ten 96 gelecek. Devam ediyorum. Bu sefer tam tersi. Ne yapacağız? Kök dışına çıkaracağız. Yani n'ci dereceden a üzeri b üzeri n. Şu b kuvvet n. Kökün derecesi de n. O zaman b dışarı çıkabilir. Ama maalesef a dışarı çıkamıyor. A ne oluyor? Kalıyor. Yani örnek vermek gerekirse şunun gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Ne diyelim? Şimdi n'ci dereceden a üzeri b üzeri n. Ben bunu ayrı ayrı yazabilir miyim? Yani n'ci dereceden kök a çarpı n'ci dereceden kök b üzeri n gibi yazabilir miyim? Evet. Şu b'lerini götürecek. N'ler birini götürecek. B dışarı çıkabiliyor. Ama bu garibim dışarı çıkamıyor. O zaman cevabımız da b çarpı n'ci dereceden kök a oluyor. Tamam. İşin özü bu. Hemen bakıyorum örneklerime. Önemli bir konu. O yüzden burada örnekleri biraz daha fazla tutmak istedim. Birazını ben çözeyim. Geri kalanları sizler halledersiniz. Nereden başlarım? Kök 75. Kök 25 çarpı 3'tür. Yani kök 25 çarpı kök 3'tür. 25 de dışarı 5 de çıkarsa 5 kök 3. İşte arkadaşlar size kök 75'in değeri. Bir tane daha yapalım. Kök 28. Kök 28 kök 4 çarpı kök 7. Kök 4 de dışarı 2 de çıkarsa o zaman cevabımız 2 kök 7 olacak. Bu sayının içindeki çarpanlardan tam kare olanları bulmaya çalışıyorum. Yani 4'ü, 9'u, 16'yı, 25'i, 49'u, 81'i, 36'yı, 100'ü, 144'ü ne yapıyorum arkadaşlar? Bu şekilde tam kare olanları bulmaya çalışıyorum. Mesela örnek verelim. 72. 72 arkadaşlar nedir? 36 çarpı 2'dir. Bakın 36'yı yakaladım. O zaman ne olacak bu? 6 kök 2 olacak. 6 kök 2. Tamam. Bu şekilde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Şimdi mesela 8 bölü 10 dediğimde işte hocam bunlar şıklarda olmaz. En sade halini olur. O yüzden de bize işte 8 bölü 10 yerine 4 bölü 5 yazarlar falan diyoruz ya biz. İşte köklü sayıların da en sade hali şudur. Yani siz gittiniz 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 ne yaptınız? Buradan bir tanesini buldunuz. Kaçı buldunuz? Kök 80'i buldunuz. Şıklarda olmaz. Şıklarda bunun en sade halini isterler. En sade hali de o başındaki sayının çıkabileceği şekilde en büyük şekilde başa atmaktır. Yani kök 80 var. Buldum. Şıklarda var mı? Yok. Peki kök 80 kök 4 çarpı kök 20 mi? Evet. O zaman 2 kök 20 mi? Kök 4. Bu da var. Bu da şıklarda yoktur. Niye? En sade hali bu değil. Onun yerine kök 80'i şöyle yazsak. Kök 80 eşittir. Kök 16 çarpı kök 5 diye. Kök 16'da dışarı çıkar mı? Çıkar. Kaç diye? 4 diye. O zaman cevabımız 4 kök 5 olacak. Bakın işte kök 80 bulursanız şıklarda 4 kök 5 vardır. En sade hali 4 kök 5'tir. Anlaştık mı? Bunu bu şekilde yapacağız. Mesela şurada zaten ne var? Buradan da bir kök 4 çarpı kök 5 geliyor. Şuradaki kök 4 de zaten 2 diye çıkıyor. 2 çarpı 2 4. Burası da 4 kök 5 eşit zaten. Tamam? Ama 2 kök 20 dediğimiz zaman şıklarda bulamayız. İki tane daha soru çözeyim. O da şu küplerle alakalı olsun. Mesela şuna bakalım. Dördüncü dereceden 162. Dördüncü dereceden 162. Yani dördüncü dereceden 81 çarpı dördüncü dereceden 2 şeklinde düşünebiliriz. 81'i niye özellikle ayırdım? Çünkü 162'nin belki başka çarpanları da vardır. Rakamların toplamında bu sayı 3'e bölünüyor, 9'a bölünüyor. Ama ben ne yaptım? Şunu yaptım. Ben biliyorum arkadaşlar. 81'in 3'ün 4. kuvvet olduğunu biliyorum. Dörtlerin birbirini götüreceğini gördüm. O yüzden sayıların 1. 2. 3. 4. kuvvetlerini çok çok iyi bileceğiz. Şunlar mı götürdüm mü götürdüm. 3. 3 çarpı 4. dereceden 2. Bakın dikkat edin. Derecemiz 4 olduğu için 2'nin de kök derecesi kaç olacak? 4 olacak. O değişmiyor. Yine bir tane daha yapalım. Kaç yapalım? Onu da şurada yapayım arkadaşlar.
5. dereceden kök 6 üzeri 7, yani 6 üzeri 5 çarpı 5. dereceden 6 üzeri 2. 6 üzeri 7'yi 6 üzeri 5 çarpı 6 üzeri 2 diye ayırdım. Niye? Çünkü bu dışarı çıkacak 6 diye. Peki bu çıkacak mı, çıkmayacak? O zaman 5. dereceden 6'nın karesi. Bir başka ifadeyle 36 şeklinde şıklarda bulmamız mümkün. Devam ediyorum. Köklü sayılarda toplama çıkartma yapmak için ne lazımmış? Bakıyorum. Şurada eninci dereceden kök a, eninci dereceden kök a. O zaman benim toplama ve çıkartma işlemi yapabilmem için 1. Kök derecesi, 2. Kökün içindeki sayılar aynı olacak. Ben onların önündeki katsayıları toplayıp çıkartabilirim. Anlaştık mı? Onun önündeki sayılar aynı olacak. Ben burada ne yapacağım? Onların önündeki sayılar aynı olduktan sonra kök derecesi ve kök içindeki sayılar aynı olduktan sonra onların katsayılarını toplayıp çıkartabiliyorum. Örnek veriyorum. 2 kök 5 eksi 3 kök 5 artı 4 kök 5 olsun. Tamam. O zaman ben ne yapacağım? Kök 5, kök 5, kök 5. İçindeki sayılar aynı, dereceler aynı. O zaman toplayabilirim. Nasıl toplayacağım? Hemen gelip kök 5 katsayılarını toplayacağım. 2, 4 daha 6, 3 çıkartırsam ya da 2 eksi 3 artı 4 diye yazayım. Burası kaç yaptı? 6. 6'dan 3 çıktı, 3. O zaman 3 kök 5'tir bunun cevabı. Tamam. Ne yaptık arkadaşlar? Bu şekilde 3 kök 5 olarak bulduk. Tamam. Şöyle olsaydı kök 5 artı kök 7. Hemen toplayalım. Kök 5 kök dereceleri aynı mı? Aynı. X'in de gizli 2 var. Kökün içindeki sayılar aynı mı? Aynı değil. O zaman ben bunu toplayamıyorum. Bu böyle kalır. Tamam. O anlamda zaten kök sayılarda böyle gıcık gıcık sayılar bulabilirsiniz. Kök 3 artı 2. Kök 3 artı kök 2. 7 eksi kök 3 gibi ne yapacağız arkadaşlar? Garip garip ifadeler bulacağız. Hemen bunun örneklerini çözelim. Birinci kök 5 kök 5 kök 5. O zaman ne yapacağız? 3, 4 ile toplarsam 12. 3, 4 ile toplarsam 7, 2 çıkartırsam 5. 5 kök 5. Buraya baktığımızda 2, 4, 6, 3. 3, burası da 3 kök. Kaç yapacak? 3. Devam ediyorum. Kök 12, kök 75, kök 27. Bunlar toplamaz arkadaşlar. Niye? Kök dereceleri aynı. Fakat kökün içindeki sayılar birbirine eşit değil. O zaman ne yapıyorum? Ben bunu toplayamıyorum. Ya da acaba diyorum. Kök 12 artı kaçtı? Kök 75 artı kök 27. Şimdi şöyle baktığımızda kök 12 arkadaşlar 4 çarpı 3 mü? Evet. Burası 25 çarpı 3 mü? Evet. Kök 75, 25 çarpı 3. Kök 27 de 9 çarpı 3 mü? Evet. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor mu? Kök 4 çarpı kök 3. Ben şimdi uzatarak yapıyorum ama elim alıştığında direkt ben ne yapacağım? Kök 12 yerine 2 kök 3 yazacağım. Burası kök 25 çarpı kök 3. Burası da arkadaşlar kök 9 çarpı kök 3 şeklinde yazsam. O zaman 4 dışarı çıkar. 2 diye 2 kök 3. Burası 5 kök 3. 25. 9 da arkadaşlar 3 kök 3 olarak karşımıza gelecek. Artık bu ifade benim için toplanabilir bir ifade oldu. Niye? Kök içindeki sayılar aynı. Kök dereceler aynı. O zaman cevabımız 2 ile 5'i toplarsam 7. 3 ile toplarsam 10. 10 kök 3 olacak. Tamam. Dolayısıyla cevabımızı burada 10 kök 3 bulacağız. Hemen devam ediyorum. Bir başka örnekle. Mesela 50. 25 çarpı 2. O zaman 5 kök 2 gelecek. Şu haliyle toplayamıyorum. Kök 50 ile eksi kök 72 falan yapamıyorum. 72 36 çarpı 2 mi? O zaman buradan da 6 kök 2 gelecek. Artı 49 çarpı 2. O zaman 49'da 7 diye çıkarsa 7 kök 2 diye ne yapabiliriz? Yazabiliriz. 5 eksi 1 6. 6 kök 2 geldi cevabımız. Yine bir tane daha örnek çözeyim. Onu da şurada çözeyim. 108 36 çarpı 3'tür. 147 49 çarpı 3'tür. Ve son olarak da kök 75, o da nedir arkadaşlar? 75, 25 çarpı 3. Fark ederseniz hep tam kare olanları kullanıyorum. 75'i 25'ten yola çıkarak çözdüm. 15'ten değil. Çünkü 15'in kendisi dışarı çıkmıyor zaten. Ya da 108 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 6'ya bölünür de bunlar dışarı çıkmıyor. Değil mi? O yüzden ben ne yaptım? 36'yı kullandım. 36 dışarıya 6 diye çıkarsa 6 kök 3. Yani kök 108 6 kök 3'müş. Kök 147 o da 7 kök 3'müş. Ve kök 75 o da 5 kök 3'müş. Artık bunlar toplanabilir. 6 eksi 1 4. 4 kök 3. Arada ufak tefekler kaldı. Sonunda da siz çözersiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Köklü sayının kuvveti. Nci dereceden A üzeri bir ifadenin M'yi alıyorsam. Buradaki M
Alttaki sayı kuvvet olarak yazılabilir. Yani n'ci dereceden ne olacak? A üzeri m yazılabilir. Daha da ileri gidiyorum. O zaman şöyle bir şey olur mu arkadaşlar? n'ci dereceden a'nın n'ci dereceden kuvveti. Madem bu n buraya geliyor. Bunlar bunu götürmüyor muydu? Götürüyordu. O zaman ben direkt buradan da ne yapabilirim? Götürme işlemini yapabilirim. Böylece daha da sadeleştirmiş olacağım. İşlemlerini daha hızlı hızlı çözmüş olacağım. Haydi o zaman. Örneklerimize bakalım. Şuradaki 2 ile kök derece ile üs aynı olduğu için bunlar birbirini götürdü mü? Evet. Peki buradaki kare kime ait? Hem 2'ye hem kök 3'e ait. O zaman 2'ye aitse 2'nin karesi kaç gelecek? 4. Peki kök 3'ün karesi kaç gelecek arkadaşlar? Kare ile karekök birbirini götürecek 3. 4 3'ü çarparsak 12. Baktığımızda 4 var, kök 2 var. 4'ün karesi 16. Kök 2'nin karesi kare karekök birbirini götürecek kaç gelecek? 2. O zaman 32. Yine aynı şekilde burada 3. kuvvetini alsam 2'nin 3. kuvveti 8. Şu 3. dereceden kökle küp kök 4'ü çarparsak o kuvvetler birbirini götürecek. 4 gelecek. Buradan da kaç geldi? 32. Yine aynı şekilde buradan da baktığımız zaman 4. dereceden 3 içeri attığımızda 2'nin 3. kuvveti yapar. Yani 8. Bu maalesef böyle kalır. Buraya da baktığımızda ne yapacağız? 2 üzeri 5 çarpı 5. dereceden 5 üzeri 5 desek yani. Kuvveti dağıtsak. Buradan 5 gelir. Buradan 32 gelir. Cevabımız da 160 olur. Buna değinirken şu çarpma işlemi şuna değinmek istiyorum. Mesela 3 kök 2 çarpı 4 kök 5. Çarparsak ne yaparız? Şimdi köklü sayılarda çarparken ben ne yapıyordum? Kök dereceleri aynı olanları çarpıyordum. O zaman ben sayıyla sayıyı 3 ile 4'ü çarp. 12. Köklü ifade ile köklü ifadeyi çarparım. Kök 2 ile kök 5'i çarparsam kaç yapar? Kök 10 yapar. Tamam, bunu unutmayalım. Ya da bir örnek daha. 2 çarpı 4 kök 3. Ne yapacağım ben? 2 ile 4'ü çarpacağım. 8. 8 kök 3. 2 ile kök 3 çarpacak mıyım? Hayır. Zaten çarpamam ki. Kök dereceler aynı değil. Sadece kat sayısını çarpıyorum. Tamam mı? Yine aynı şekilde bir örnek daha vereyim arkadaşlar. O da yeşil olsun. Kaç olsun? 3 kök 2 çarpı kök 3. Evet. Şu 3 ile kimi çarpacağım? Hiçbir şey çarpmayacağım. O zaman ben direkt 3 yazabilirim. Ya da isterseniz şöyle yapın. Sanki bunun gizli biri varmış da 3 ile 1'i çarpıyormuş gibi düşünebilirim. O zaman burası kaç olacak? 3. 3 kökleri kendi arasında çarparsam kaç gelecek? 6. 3 kök 6 olacak. Tamam. Dikkat edin. Hani burada bir dağılma işlemi varmış diyemeyiz. Tamam. Devam ediyorum. Gene güzel bir yer. Köklü sayılarda paydayı rasyonel yapma. Nasıl yapacağız burada? Köklü sayılardan paydayı rasyonel yapmak için köklü ifadenin paydanın eşliğinde genişletilir. Eşliğinde genişletilir. Bakın çarpılır değil genişletilir yazmışız. Sebep çünkü hem payı hem de paydayı çarpacağız biz burada. Peki rasyonel sayılarda payda ne demek? Şu demek. Biz küçükken ilkokul ilk öğretim çocuklarını şu şekilde öğretiyoruz. İşte bir pasta var. 4 eşit parçaya böldüm. Birini aldım. Ya da 8 parçaya böldüm. Üçünü aldım. Burasıyla o paydadaki kısmın güzel bir tam sayı gelmesi lazım. 4'e bölmek lazım bir bütünü. 8'e bölmek lazım. 12'ye bölmek lazım. Gidip de ben bunu kök 3'e bölemem. Kök 3 bir tam sayı değil. O anlamda sıkıntı olur. Tamam mı? Dolayısıyla biz hep şunu isteriz. Köklü ifadelerde ya da rasyonel sayılarda aşağıda kök bulunmasın. Ne yapacağız? Genişleteceğiz. Öyle bir şey yapacağız ki şurası bir sayı olacak. 3, 4, 5 gibi. Nasıl olacak bu? Eşleniyle çarparak olacak. Yani kök a'yı neyle çarpacağım? Kök a'yla kendisiyle. Tekli ifadeleri kök 3'ü kök 3 ile kök 5'i kök 5 ile çarpıyorum. İkili ifadelerde ikisi de köklü ise ya da biri köklü biri sayısı fark etmez. Ben hep aradaki ifadenin işaretini değiştireceğim. Artı ise eksi, eksi ise artı olacak. Kök a artı kök b'nin eşleniği kök a eksi kök b. Kök a eksi kök b'nin eşleniği kök a artı kök b. A artı kök b'nin eşleniği a eksi kök b. A eksi kök b'nin eşleniği de a artı kök b. Bu şekilde eşitlikle çarparak kurtulmuş olacağız. Hocam niye böyle oluyor? Niye? Hemen şurada göstermeye çalışalım. Şimdi bakın burada ne var? Tam kare. Ve iki kare farkı. Özellikle iki kare farkına bakalım. İki kare farkı neydi? A eksi b ile a artı b'yi çarparsam yani iki tane sayıyı toplamını ve farklarını çarparsam birinci sayının karesi eksi ikinci sayının karesi olur. Peki ben ne istiyorum? Kök sayıdan kurtulmak istiyorum. Kök 3 eksi kök 2'den kurtulalım. Nasıl kurtulacağım buradan? Diyeceğim ki eşleniğini çarpayım. Kök 3 artı kök 2 ile çarpayım. İyi de ben kök 3 eksi kök 2 ile çarpınca kök 3 artı kök 2 niye kurtulsun ki? Çünkü şöyle oluyor bakalım. Birinci sayı kök 3'ler. İkinci sayı kök 2'ler. Birinci ile ikinci sayıyı toplamışım, çıkartmışım, çarptım. O zaman iki kere farkı vardır burada. Yani birinci sayının karesi eksi ikinci sayının karesi. Tamam.
Kökle üst birimini götürürse burada 3 kaldı. Kökle üst birimini burada götürürse 2 kaldı. O zaman cevap kaç geldi? 1. Bakın ben bunun eşlerini çarparsam cevap 1 geliyor. Yani yanaltı köklü bir ifade kalmıyor. Ondan kurtulmuş oluyorum. İşte bu bağlamda ne yapıyoruz biz? Eşlik ile çarpıyoruz. İşte burada ne yaptık? Onu göstermeye çalıştık. Mesela şuraya bakın bir. A ile A, kök B ile kök B. Toplamışım, çıkartmışım, çarpmışım. O zaman burada ne olacak? 2 kare fark olacak. Birinci sayı kim? A. O zaman A'nın karesini alacağız. İkinci sayı kim? Kök B. O zaman da kök B'nin karesini alacağız. Şurada B'ler kare ve üst birimini götürünce burada ne gelecek? B. Peki burada ne olacak? Bu ifade köklü olmadığı için kare kök birimini götürmeyecek. Direkt A kare gelecek. Sonuçta burası da bizim için tatlı bir sayı gelecek. Hatırlatma olsun. A artı B'nin tam karesi. Parantez karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi şeklinde yazılırdı. A artı B'nin karesi. A kare. Artı 2AB artı B kare. Arada artı varsa artı, arada eksi varsa eksi olacak idi. Haydi bakalım. Hemen şu iki soruyu çözelim. 1 bölü kök 3 eksi kök 2'de. Ben bunu kök 3 artı kök 2 ile genişletiyorum. Kök 3 artı kök 2'yi 1 ile çarparsam gene kök 3 artı kök 2 olur. Peki, kök 3 artı kök 2'yi kök 3 eksi kök 2 ile çarparsam 2 kare fark olur. O zaman birincinin karesi kök 3'ün karesi. İkincinin karesi kök 2'nin karesi. Güzel. O zaman yukarıdan kök 3 artı kök 2 geldi. 3 eksi 2'den de burası kaç geldi? 1. Hatta benim burayı yazmama gerek bile yoktu. Tamam. 3 ile 2 nereden geldi? Biri kök 3'ün karesi, biri de kök 2'nin karesi. Üstte kökler birbirini götürdü. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Hemen kök 7 artı 2 ile ne yapıyorum? Genişletiyorum. O zaman 3 ile yukarıyı çarparsam 3 çarpı kök 7 artı 2. Bölüm. Kök 7 artı 2'yi aşağıdaki paydaya çarparsan bunu uzun uzun yazayım. Devam ediyorum. Yukarı hiç dokunmadım. Dağıtabiliriz ama dağıtmasak daha tatlı olacak. Çünkü kök 7 ile eksi 2'yi toplamışım, çıkartmışım, çarpmışım. O zaman iki kare farkı. Kök 7'nin karesi, kök 7'nin karesi 7 gelecek. 2'nin karesi, 2'nin karesi köklü olmadığı için direkt kendisi 4 gelecek. Peki ben bunu çıkartırsam ne yapar? 4 eksi 7 eksi 4'ten 3. 3'ler birbirini götürürse o zaman cevabımız kök 7 artı 2 olarak karşımıza çıkacak. Kök 7 ile 2'yi toplarsak kaç yapar? Toplanmaz, dikkat ediyoruz, tamam mı? Toplamak için hem kök derecesi hem de üst aynı olacaktı. Gene az önceki sorun bir tık ilerisi. Ne yapacağım? Toplama işlemi yapacağım. Hemen ben bunu kök 3 eksi kök 2 ile genişleteceğim. Ben ikincisini de kök 3 artı kök 2 ile genişletirsem. Yukarıdaki işlemi yaptığımızda kök 3 eksi kök 2 1 ile çarpıyorum. Şu x'ini çarptığımda ne gelecek? 3 eksi 2. Yine aynı şekilde kök 3 artı kök 2 yukarıdaki ile çarparsam kök 3 artı kök 2. Buna bunu çarparsak ne gelecek? Kök 3'ün karesi 3. 2 kare farkı olduğu için. Kök 2'nin karesi de oradan da 2 gelecek. Aşağıdakiler 1. Payda da 1 olduğu için yazmama gerek yok. O zaman buradan kök 3 eksi kök 2 artı kök 3 eksi kök 2 geldi. Kök 3 artı kök 2 geldi. Kök 2'ler de birbirini götürürlerse o zaman cevabımız kök 3 artı kök 3. Kök 3 ile kök 3'ü toplasak kök 6 olur mu? Olmaz. Onun yerine kaç olacak? 2 kök 3 olacak. Dikkat edin. Tamam. Kök 3. Kök 3 topluyorum. Köklü sayıları toplama ne yapıyordum ben burada? Kök aynı. Derece aynı. İçindeki sayılar aynı. Tamam. O zaman ben bunların katsayılarını topluyordum. Her ikisinin önünde katsayıları gizli bir olduğu için 1 ile 1'i toplasam 2. 2 kök 3 oldu. Onu lütfen dikkat ediniz. Bir sonraki yer. Üslü sayıları köklü sayıların üslü sayılara çevrilmesi. Ne yapıyorum? X'inci dereceden A üzeri Y ise. Şuradaki X bölü olarak aşağı geçecek. A üzeri Y bölü X. Hemen örneğimizi yapalım. Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? 2 üzeri 9 bölü kökün derecesi 3 olduğu için buraya 3 olarak geçecek. O da ne yaptı? 2 üzeri 3. Bir başka ifadeyle 8. Ya da buraya baktığımızda 3. dereceden 12 bölü 4. 12 bölü 4 kaç yapar? 3. O zaman burası kaç oldu? 3 üzeri 3. Yani 27. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Şuraya baktığımızda 4. dereceden 10 bölü 5 yani kaç geldi? 4'ün karesi. Bir başka ifadeyle 16 geldi diyebiliriz. Ve son olarak da kök 36 yani kök ne gelecek? 6'nın karesi. 6'nın karesi kök içinde değil artık normal üslü sayı olarak yazayım. 6, 2. Bunun da ne var? Gizli 2 var. O zaman bölü 2 diyeceğiz. Buna da birini götürse 6 üzeri 1 yani kaç gelecek? 6. Zaten ben bunu yapmadan şunu diyorum zaten.
Kök 36 dışarıya 6 diye çıkar diyorum. Tamam, onda bir sıkıntı yok. Hatta ve hatta bakın şurada 3. dereceden 2 üzeri 9 mu? Biraz soru çözdükten sonra, elimizi açtıktan sonra şunu yapabilirsiniz. 9 ile 3'ü sadeleştirdim, 2 üzeri 3 kaldı. Yani 8. Gibi gibi, ama ilk başta konu çok haşır neşir değilseniz biraz yavaş yavaş çözün. İyice oturduktan sonra bu kısa yöntemleri yaparsınız. Kök derecesinin genişletilmesi veya sadeleştirilmesi, kök derecesi ile kök içindeki ifadenin kuvveti aynı sayı ile tanımsızlık oluşturmayacak şekilde çarpılabilir veya bölünebilir. Yani örnek veriyorum, n'inci dereceden a üzeri m demiş. Ben bunu k ile çarparsam n çarpı k. A üzeri m çarpı k. Ne yaptım? K ile çarptım. Ya da k'ya bölebilirim. N bölü k'cı dereceden a üzeri n bölü k. Ya hocam ya, bu ne kadar saçma bir şey böyle. Yani ne işimiz var bizim bunlarla demeyelim. Niye? Çünkü ben şunu biliyorum. Köklü sayılarda çarpma ya da bölme yapmak için kök derecelerin aynı olması gerekiyor. Peki aynı olmazsa ne olacak? İşte aynı olmazsa genişleterek ya da sadeleştirerek kök derecelerini aynı yapmak zorundayım. İşte orada da bunu ne yapacağız? Özelliğimizi kullanmaya çalışacağız. Haydi o zaman. Ne yaptık? Ben bunun 2 var. Bunun derecesi kaç? 3. O zaman benim bunda 6'da ne yapmam lazım? Eşitlemem lazım. O zaman şunu 3 ile genişletiyorum. 6. dereceden 2 üzeri 3 yapar. Çarpı. Bunu da ben ne yapıyorum? 2. dereceden genişletiyorum. O zaman 6. dereceden 3'ün karesi. Tamam. 2. derecesi 2 olanı 3 ile genişlettik. 3 ile çarptık. Derecesi 3 olanı da 2 ile genişlettik ki kök derecelerimiz aynı olsun. Artık aynı derecede, yani 6. dereceden 2'nin 3. kuvveti 8. 3'ün karesi 9. O zaman 6. dereceden kaç yapacak? 72. Yine aynı şekilde şunu bir inceleyelim. Kim var? Kök 6. Başka? Kök 36 ama 3. dereceden. Başka? 6. dereceden kök 6. Bunlara baktığımda hepsini 6'da eşitleyebilirim. Şunun ikisi gizli 2. O zaman ben bunu 3 ile genişleteceğim. Ne olur burası? 6. dereceden 6 üzeri 3. Ben bunu 2 ile genişleteceğim. Tamam. O zaman şöyle yapalım mı? 36 yerine 6'nın karesi diyelim. Tamam. O zaman ne olmuş olacak bakalım. 6. dereceden 2 ile genişlettim. 2 ile genişletiyorum. 6'nın karesinin karesini alıyorum. Yani üstün üstüne alıyorum. Üstün üstü çarpılıyordu. Tamam. Bakın, köklü sayıları iyi bilmek için öncelikle ne yapmak lazım? Üstü sayılara oturmak lazım. Üstü sayılarla ilgili bir problemimiz varsa bir önceki videolarımdan üstü sayılar serisini muhakkak izleyin. Buraya baktığımızda burada zaten sıkıntı yok. 6. dereceden 6 üzeri kök 6 olacak. Hadi bakalım. Çarp çarp böl demiş. Çarp çarpıp bölüyoruz. Hazır mısınız? Kim var? Kök 6. Kök 6 yerine ne yazacağız? 6. dereceden 6 üzeri 3. Şöyle yapalım karışmasın. 6. dereceden öbürü ne? 36 idi. O da şuna eşitti. 6 üzeri 4. Tamam. Ve son olarak da 6. dereceden 6. Peki ben burada ne yapacağım? Hepsi 6, 6, 6 mı? Evet. Şurada yazıyorum. 6. dereceden 6 üzeri 3 çarp 6 üzeri 4 bölü 6 gibi oldu. Güzel. Tersten devam ediyorum. 6 üzeri 3, 6 üzeri 4 üst sayılarda çarpma yaparken üstleri topluyordum. Tabanlar aynı, 6 üzeri 7 yapar. O zaman 6. dereceden 6 üzeri 7. Aşağıda bir tane 6 var. Gizli biri var. Bunlar da sadeleşirse arkadaşlar 6. dereceden 6 üzeri 6. 6'lar da sadeleşirse koskoca soru kaç geldi? 6 geldi. Tamam. Toparlarsak kök 6'yı yazdık. 3. dereceden kök 36'yı bu şekilde yazdık. Ve son olarak da 6. dereceden kök 6'ya dokunmadık. Onları gelip burada yerleştirdiğimizde üstü sayılarda çarpma ve bölme işlemleri çıktı. Hepsini yaptığımızda cevap 6. dereceden 6 üzeri 6 geldi. 6 ile kökün 6 ile kökün derecesi 6 ile üstü sayıdaki 6'lar birbirini götürürse cevabımız 6 geldi. Devam ediyorum. İç içe kökler. Yani m'inci dereceden n'inci dereceden kök. Ben bunu tek kök altına yazarsam ne yapıyorum? Hemen şöyle göstereyim. M'inci dereceden n'inci dereceden a. O zaman kökün tek bir derecesi oluyor. M ile neyi ne yapıyorum? Çarpıyorum. M çarpı ne? O da ne olacak? A. Peki hocam, arada sayı varsa ne olacak? Yani örnek veriyorum. M'inci dereceden a çarpı n'inci dereceden b varsa. O zaman yukarıdakine benzetmeye çalışıyorum. Öncelikle ne yapmam lazım? A'yı içeri sokmam lazım. Kök içine alma, değil mi? Konumuzun başlarında, ta en başlarda bunu yapmıştık. Kök içine alma. Ne yapmıştık orada? M'inci dereceden, n'inci dereceden şu a'yı içeri atarsam şapka alıyordu. N'inci kuvvet olduğuna göre a üzeri n. Bir de burada ne var? B var. Son olarak kök derecelerini çarparsak m çarpı n'inci dereceden
a üzeri n çarpı b şeklinde yazabiliriz. Bunları burada ifade etmeye çalıştık. Hemen özelliklerine bakıyorum. Şey, alıştırmalarına bakıyorum. Şunu şuraya yazayım. Kök dereceleri kaç? 2, 3. Çarparsak 6. Hocam burada 2'yi nerede bulduk? Bakın şurada gizli 2 var. Tamam. 6. dereceden kök 2. Kolaymış. Şimdi bunu içeri atalım. İçeri atacaksak ne gelecek? 3. dereceden 4. dereceden şuradaki 2'yi içeri atıyorum arkadaşlar. O zaman şapkasını alacak. 2 üzeri 4 diye alacak. Tamam. O zaman üstleri çarparsak 3 var, 4 var. Kökün derecesi 12 olacak. 2 üzeri 4 var. 2 üzeri gizli 1 var. O zaman burası da kaç çarptı? 2 üzeri 5. Demek ki 12. dereceden kök 2 üzeri 5 şeklinde ifade edeceğiz. Yine aynı şekilde atarım içeriye. Kök içinde 3 içeriye kare olarak girecek. Gizli ikisi var. Yani 9. O zaman ben burada kökün derecelerinin ikisi de 2 mi gizli? Evet. 2 ile 2'yi çarptım. 4. 9'a 2'yi çarptım. Kaç geldi? 18. 9 nereden geldi? 3'ün karesine. Son olarak da 4. dereceden kök içinde 3 içeri girecek. 9 olarak girecek. Şapka alacak. 3'ün karesi oldu. Çarpı 5. Devam edersem dereceleri çarptığımızda 8. dereceden cevabımız 45 olarak gelecek. Devam ediyorum arkadaşlar. Gene çok önemli bir yerdeyiz. Bana diyor ki A artı 2 kök B. Bu da kök içinde olsun. Sen bunu nasıl çıkaracaksın? Bana iki tane sayı söyleyin. İki tane sayı. M ve N olsun. Bunu ben neye göre seçiyorum? Diyorum ki çarpımları B'yi verecek. Toplamları da A'yı verecek. Eğer bu şekilde olursa bu sorunun cevabı kök M artı kök N olarak çıkacaktır diyor. Eğer arada eksi varsa o zaman da ben de burayı ne yapacağım? Eksi yapacağım. Tamam. Bütün olay bu. Hemen ne demek istediğimi örnekle göstermeye çalışıyorum. Bakın. 4 eksi 2 kök 3 mü? Evet. O zaman 3 ve 1'e bakın. Çarpımlar 3. Toplamları 4 mü? Evet. O zaman cevabımız kök 3 eksi kök 1'dir. Hatta kök 3. Kök 1 de zaten 1 demek. O zaman direkt kök 3 eksi 1 de yazabiliriz. Tamam mı? Ne yaptık? 2 tane sayı bulduk. 3'e 1 diye. Yine aynı şekilde ama dikkat edin. Kalıbımızda şurada hep 2 olacak. Mesela 8 artı 2 kök 15. O zaman ben bunu diyorum ki 5'e 3. Çarpımları 15. Toplamda 8 verdim. Verdi. Her zaman büyük olanı başa yazın ki. Çünkü burada bazı soruda eksi geldiği zaman ne yapacağız? Eksi olmasın diye büyük olanı başa yazacağız. Kök 5 artı kök 3. Güzel. Devam ediyorum. 9 artı kök 80. Kök 80 nasıl çarpan ayıracağız? Düşünmeyin bile. Niye? Çünkü benim istediğim kalıba benzemiyor. Benim istediğim kalıp da şurada 2 olması lazım. Var mı? Yok. O zaman dokunmam ben bunu. Ya da şöyle dokunurum. 9 artı kök 80. Kök içinde 9 artı 2 kök. Şimdi 2 kök. Şu kök 80'i şöyle yapabilir miyim? 4 çarpı 20 diye ayırabilir miyim? Evet. Buradaki 4 de dışarı 2 diye çıkarsa 2 kök 20 yaptı. Demek ki 9 artı kök 80'i 9 artı kök 80'i 9 artı 2 kök 20 diye yazabilirim. Zaten 2 4 diye giriyor. 20'ye çarparsak 80. Doğru. Şimdi ben burada 2 tane sayı bulacağım. 5'e 4 çarpımları 20 toplamları 9'u verecek. O zaman cevabımız kök 5 artı kök 4. Hatta daha da ileri gidiyorum. Kök 5 artı 2. Niye? Çünkü kök 4 2'ye eşit. Hocam burada hep 2 olmak zorunda mı? Zorunda arkadaşlar. Olmazsa ben bunu kullanamam. Neden? Şimdi başka bir çalışma yapacağım sizinle. Önemli. Bakın şu dönemi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi M artı 2 tane kök M çarpı N artı N. Karekök içinde. Bu dışarı nasıl çıkar? Bu dışarı şöyle çıkar arkadaşlar. Şu M kök M'nin karesidir. Bu ne? Kök N'nin karesidir. Kök N. Parantez kare vardır. Birincinin karesi. Bakın kök M'nin karesi mi? İkincinin karesi. Kök N'nin karesi ne? Bir de göre birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakın iki tane kök içine en çarpı en geliyor. Zaten bu yüzden ben ne diyorum? Değil mi? Toplamlarını verecek diyorum ya. Toplamlarının vermesinin sebebi birincinin karesi ile ikincinin karesi geldiği için. Bir de çarpımları gelecek diyorum. Niye? Çünkü birinci ile ikincinin çarpımının iki katı var. O yüzden iki. Peki 2 olmak zorunda mı? Evet. 2 niye geliyor? Çünkü birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı derken de şurada 2 olacak. Hocam burada yoktu. Yoksa ben yazacağım arkadaşlar. Tamam. Çünkü bu bir tam kareye çevirme olayıdır. Yine aynı şekilde bu soru çok güzel bir sorudur. Özellik çok güzel bir özelliktir. Şunu çok iyi anlayın. Çünkü karşınıza böyle bir ifade geldiği zaman direkt çıkartırız. Sorun yok. Ama çok gıcık sorularda ben şu açılımı kullanacağım.
Ne demek istediğimi de köklü sayılar 2 ve 3. videoda muhakkak bununla ilgili çok güzel bir soru hazırladım. Orada çözeceğiz. Oraya gelince de orada değiniriz. Tamam. Peki. Son örneğe de bakalım. Tamam. Hocam burada ne var? 5 eksi kök 21. Kök içinde hemen iki tane sayı bulamayacağız. Niye? Bakın burada 2 yok. 2 yoksa başka bir türlü yapalım. Kök 2'ye çarptım. Kök 2'ye böldüm. Kökün dereceleri aynı mı? Aynı. O zaman çarpabilirim. 2 içeri atarsam 10. 2 ile bunu çarparsam eksi 2 kök 21. Tamam. Aşağıda ne var? Kök 2 var. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Kök 21. 7 ve 3 mü var? Evet. Çarpımları 21 toplamları da onu verdi. O zaman yukarısı kök 7 eksi kök 3. Aşağısı da kök 2 olacak şekilde bunu en sade halde bu şekilde yazarız. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Denklemlere geçtik. İki tane denklemle ilgili, iki tane de sıralamayla ya da eşitsizlikle ilgili sorular çözerek bu köklü sayılar konusunu bitirmiş olacağız. Ondan sonra bol bol soru çözeceğimiz ikinci ve üçüncü videoya geçeceğiz arkadaşlar. Hemen bakıyorum ne var burada? Üçüncüden kök var. Burada 5 var. Kökten kurtulmak istiyorsan kökün derecesi 3 mü? O zaman üçüncü kuvvetini alırım. Bir eşitlik var. Sağ tarafın üçüncü kuvvetini alıyorsak sol tarafın üçüncü kuvvetini alacağız. Dolayısıyla ben buraya ne yapıyorum? 3 yazıyorum. Sonuç. Şuradaki üstler birini götürürse 3x eksi 10 geldi. 5 üzeri 3, 125 geldi. O zaman 3x eşittir 135 eksi 10'u karşı tarafa artı 10 diye geçtim. Her iki tarafı 3'e bölersem x'i buldum. X kaç geldi? 45. Tamam. Köklü denklemde ne yapacağız? Köklü ifadenin derecesi neyse o şekilde kuvvet olarak kökten kurtarmaya çalışacağız. Ya da bu soruda 3 var, 5 var. O zaman 15. kuvvetini alırsam burası artık kökten kurtulur. Ya da buranın da 15. kuvvetini alırsam kökler kurtulur. 15'i neye göre seçtim? Kök derecem 3 ve 5 olduğu için ona göre seçtim. Peki ben şimdi ne yapacağım? Ben şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Bunu üslü sayıda çevirebilirim. Öyle bir konum vardı değil mi? Köklü sayıların üslü sayıda çevrilmesi. O zaman üslü sayıya çevirsem. 2x artı 1 derece aşağıya 1 olarak geçiyordu. Şu 9'u ben 3'ün karesi diye yazsam. O zaman burası 3 üzeri 4x eksi 2 oldu. 9 üzeri x eksi 1 yani 3 üzeri 4x eksi 2. Burada ne var? 5 var. Bu da bölü 5 olarak ne oldu? Buraya geçti. Ne yaptım? Köklü sayı üstü sayıya çevirdim. Böylece artık köklü denklemler değil de üstü denklemler varmış gibi düşündüm. Peki üstte tabanlar eşit mi? Evet. O zaman üstler de eşit olacak. Yani 2x artı 1 bölü 3 ile kim? 4 tane x eksi 2 bölü 10 birbirine eşit olacak. 5 birbirine eşit olacak. Çarparsak 5 ile 2x çarparsam 10 tane x artı 5 eşittir. 3 ile bunları çarparsam 12 tane x eksi 6. Eksi 6'yı karşı tarafa attım 11. 10x'i karşı tarafa attım 2x. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir 11 bölü 2 olarak bulduk. Devam ediyorum. Şimdi bir sıralama. Ne diyor bana? Kök dereceleri eşit ise tanımlı olaraklarda B A'dan büyükse kök B de kök A'dan büyüktür. Otomatikman. Eğer kök derece eşit değilse önce ne yapacağız arkadaşlar? Kök derecelerini eşitleyeceğiz. Nasıl eşitleyeceğiz? İşte burada da kök derecelerini ne yapıyorduk? Genişletiyorduk, sadeleştiriyorduk. Konu başlıklarımızdan biri oydu, onu işlemiştik. İşte buradaki her bir özelliği ne yapıyoruz? Tek tek kullanıyoruz. O yüzden üslü sayılarda köklü sayıları özellik alıştırma şeklinde incelemek istedim. Hemen bakıyorum. A kök 2. B 4. dereceden kök 3. Ve C 3. dereceden kök 5. Dereceler eşit mi değil? Ne yapacağız o zaman? Eşitleyeceğiz. 2, 4, 3. 2, 4, 3. Bunlar kaçta eşitlenir? 12'de. O zaman 12'de eşitleyecek şekilde. 12. dereceden 12. dereceden 12. dereceden bunun kuvveti 2 idi. O zaman 6. kuvvetini almam lazım. 2 üzeri 6. Bunun kuvvet derecesi 3'tü. O zaman benim 3. kuvvetini almam lazım. 3 üzeri 3. Bunun derecesi 3'tü. O zaman benim bunun 4. kuvvetini almam lazım. 5 üzeri 4. Yani 12. dereceden 2 üzeri 6 64. Yani 12. dereceden 3 üzeri 3 yani 27. 12. dereceden 5 üzeri 4 o da kaç yapar? 625 yapar. 12. dereceden 625. Ne yapacağım? Artık ben kökleri değil de köklerin içindeki sayıları ne yapacağım? Sıralayacağım. Birincisi a'ydı. O zaman a kök 64 27 625 o zaman en küçüklerimiz b. Ondan sonra a. Ondan sonra ne gelecek arkadaşlar? C gelecek. Demek ki en büyük C'ymiş. Bu şekilde sıraladık. Ya da sıralama sorununda hangi aralıktadır gibi sorular çıkabilir arkadaşlar. Yani örnek veriyorum işte kök kaç olsun? Sallıyorum 30. Kaçıncı olsun burası da? Hadi kare olsun.
Karekök 30 hangi iki sayının arasındadır? Şimdi kök 30 arkadaşlar, kök 30. Kök 25 ile kök 36 arasında değil midir? Evet. O zaman kök 25 olsaydı 5 olurdu. Kök 36 olsaydı 6 olurdu. Demek ki arkadaşlar kök 30 sayısı 5 ile 6 arasındadır. Yani 5 küsür bir sayıyla 5 küsür bir sayıdır yani. 5 ile 6 arasında 5 virgülü bir sayıdır. Tamam. Bazı köklü sorularda ne yapacağız? Buna benzer bir mantık yürüterek sorumuzu çözeceğiz. Burada da ne yapmaya çalışmışım? Bakalım. Kök A, şey kök karekök X kutu şeklinde yazılmış. Bana diyor ki bu ifade kök A ve kök B olmak üzere kökler arasındaki en büyük ve en küçük tam sayılarının toplamı olarak tanımlanıyor. Buna göre kök 38 ve kök 140 şurası kök diyelim olmasını sağlayan kök x kaçtır demiş. O zaman bu ifade x nedir? Şu kök 38 ile kök 140 arasındaki sayıların tamam mı? En küçük ve en büyük tam sayıların toplamı. Peki kök 38 nedir? Şurada inceleyelim. Kök 38 hangi iki sayının arasında? Kök 36 ile kök 49 arasında. Hocam 36 49'u neye göre biliyorsunuz? Tam kare. 36 da dışarı çıkabiliyor, 49 da dışarı çıkabiliyor. 36 6 diye 49 da 7 diye dışarı çıkabiliyor. O zaman kök 38 5 ile 6 arasındadır. Sonra geldim kaça? Kök 140. Bu da kök 121 ile kök 144 arasında mıdır? Evet. Yani arkadaşlar kök 140 11 ile 12 arasındadır. Dolayısıyla buradan çıkarak şunu diyebilir miyiz? Şu sayı 5 küsür bir sayı. 5 nokta nokta. Bu sayıda 11 ile 12 arasında olduğuna göre 11 virgülü bir sayı. Bunu sağlayan en küçük değer kaçtır? 5 virgülü bir sayıdan büyük olduğuna göre 6 olabilir. 5'i alamam. Dikkat edin. 11 küsuratlı bir sayıdan büyük olduğuna göre ise 11,2, 11,3 gibi bir sayı olduğuna göre o zaman ben 11 alabilirim. Burada da 11 alırız. Sonuç bunları toplarsak cevabımız 17 olacak. Bu şekilde tanımlatmış bir soruyu biz de çözdük. Böylece ne yapmış olduk arkadaşlar? Köklü sayıların bütün özelliklerini çözmüş olduk. Normal şartlar altında 52 dakika olmuş. 50 dakika boyunca bir video çekmem arkadaşlar. Tamam mı? Genelde hep belirliyorum 25 ile 30 dakika arasındadır ki ben şunu beklerim. Öğrencilerim ne yapsınlar? 25 dakika 30 dakika izlesinler. Ondan sonra bir 5-10 dakika mola verip sonra ikinci videonun başına otursunlar. Bir öğrenciyi 1 saat boyunca, 1,5 saat boyunca televizyonun, tabletin ya da cep telefonun başında tutmak çok da mantıklı değil. Hem sizin veriminiz düşer hem de yani gözünüze yazık, belinize yazık artık nasıl ders çalışıyorsanız bu bağlamda. Ama bu konuyu bölmek istemedim. Yani konu tamam bitirmesi için baştan sona videoyu kesmeden anlatmaya çalıştım. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İkinci ve üçüncü videoda bol bol soru çözerek karşınıza gelecek klasik soruların hepsini yani mümkün olduğunca göstermeye çalışarak kök sayını bitireceğiz. İkinci ve üçüncü videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.